Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video yine karşınızdayım. Bugün yine bir takım savaşı videosuyla karşınızdayım ve yine takım savaşı hakkında konuşacağız. Öncelikle şunları söyleyeyim. Kozmik öz etkinliği gelmiş. Bugün yine başlamış. İstiyorsanız bakın buradan ödüllerinizi alın. buna bakarsınız. Burada kristal harcamayı ödül değiştirmek için. Bunu tekrardan söyleyeyim ve Gelen kutusundan biliyorsunuz bu giriş etkinliği alıyorsunuz. Bakın burada yazıyor. Bugünün Beşinci 5. yıl dönümü geri sayım ödülü 5. yıl dönümünü son 22 gün diyor. Hani buradan alıyorsunuz. Bunu söylenme gerek yoktu bence. Çünkü her gün gelen kutusunu kontrol etmeniz lazım. Buradaki ödülleri almanız lazım zaten. Buradan aldıysanız hiçbir sıkıntı yoktur. Her gün biliyorsunuz gün dönümü de saat akşam 6'da ve o saatten sonra girip alabiliyorsunuz. Bunu yani bilmeniz lazım bence. Ya yani oynuyorsunuzdur tahminen. Her neyse bu böyleydi. Bugün yine takım savaşı savaşından bahsedeceğim ve gerçekten e, oyun modu çok güzel. Ben bunu zaten hep söyledim. Söylemeye de devam ediyorum. Gereksinim bakımından farklı farklı şeyler yapıyorlar. Güzel şeyler yapıyorlar. Bu gerçekten çok güzel. Bakın mesela e, ne yapmışlar buraya? Işın Kahraman Erkek yapmışlar. İşte burayı evrensel kahraman erkek yapmışlar. Burası serbest e, sol üst kısım dövüşçü süper kötü. E, onun altı çevik erkek kahraman sanırım. Evet, çevik erkek kahraman ve onun altında da ilk kez farklı bir gereksinim var, değişik bir gereksinim var. Kadın mutant. İlk kez böyle mutant gereksinimi görüyoruz yani daha önce hiç böyle mutant gereksinimli bir oyun modu yoktu bu takım savaşının da ilk oldu ve gerçekten güzel burası için lider hani Kitipride kullanabilirsiniz çünkü tüm mutantların saldırısını arttırıyor. Jean Grey ve yanına da eğer varsa tabii ki Mystic de kullanılabilir gerçekten. Ama burada alternatiflere bakabilirsiniz. Tabii ki burada oynayabileceğiniz en mantıklı karakter Jean Grey gibi gözüküyor. Başka da bir alternatif yok gibi duruyor şu anda. Jean Grey burada kullanılabilir. Özellikle üstün başman kesenler Jean Grey ile burada çok güzel bir şekilde kullanıyordur. Burası için gereksinime değişmedi. quick Quicksilver'ı yine kullanmanızı tavsiye ederim ben. Gerçekten gayet iyi olacaktır sizin için. Yine e, liderlikte nickfreet mi tercih edilir, nasıl yaparsanız bunun tamamen size kalmış bir durum. Hani burada yine Sharon'la yüksek skor çıkarayım diyebilirsiniz falan bunlara bakarsınız. E Namor'la bu takımı kullanabilirsiniz ama şöyle bir şey var. Eğer hani özellikle PVP oynayanlar Kolos'ta Sezgi seti takıyordur. Bu da çok önemli çünkü karakteri yancı yapıyor ve bu gerçekten iyi. Takım bonusunda da size fiziksel saldırı veriyor. E Hulk'u kalkı kullandığımızda bize saldırırız ve tüm saldırılar veriyor. Eğer Namor da saldırıyorsa fullse hiçbir sıkıntı yok gerçekten. Çok rahat bir şekilde e saldırı hızını önemsemeyebilirsiniz hani Kolos'u <laughs> kullanabilirsiniz ama eğer saldırınız tamamlanamıyorsa çok az biraz sıkıntı olur ama çok da büyük dert olmaz. Hani eğer Kolossus'ta sezgi tipi varsa şu takımla oynayabilirsiniz. Eğer Kolossus'ta sezgi tipi yoksa bu takımı kullanmanız lazım. Ee, onun haricinde Apocalypse kullananlar da var. Bu da size kalmış bir durum ama Namor gayet güzel bir tercih gibi duruyor. Burası için yine Quicksilver çok güzel bir tercih gibi duruyor. Burası içinse yani çok alternatif var gerçekten. Dark Strange kullanılabilir. Iron Man, Cable, Hani e, Profesör X'e verir hangisi elinizdeyse gerçekten hepsi kullanılabilir. Yanıcı olarak burada kesinlikle Colson'u kullanmanızı öneririm. Çünkü e, Cyclops'un hani Colson'un hali çok iş görüyordu. Colson'su da kullanabilirsiniz ama hani şu takım biraz daha ön plana çıkıyor gibime geliyor. Ama tabii ki alternatifler de var. Burada bol bol alternatif var. Hani hangisiyle daha iyi oynayabiliyorsanız sizin için tercih bu yönden olsun. Ama e, Douglas Strange'in sıkıntısı biliyorsunuz düşmanı donduramıyor. Bu da hani rotasyon kullanamamanız anlamına geliyor. Skill rotasyonunu çok rahat bir şekilde kullanamıyorsunuz ama güzel bir şekilde oynuyorsanız daha Strange de kullanılabilir. Burada tercihinize bakarsınız. Onun haricinde burada kullanabileceğimiz tek karakter Thor. Evet yani burada kullanabileceğimiz tek karakter Thor alternatifi yok bence. Lider olarak hani e, Iron Hammer'ı değil tabii ki varsa elinizde Hyperion'u kullanın ve lider Thor yancı da Ghost Panther olabiliriz. Ron'un da kullanamıyorsunuz çünkü kahraman türde birini istiyor ve Alternatif yok burada. Eğer elimizde bir Black Bolt o kategori 3 bir şekilde olsaydı bence burada çok iyi iş yapardı diye düşünüyorum. Ben gerçekten harika işler çıkarabilirdi ama Güzel böyle de güzel en azından şu oyun modu hani elinizdeki kategori 3 karakterleri kullanmanız için ve eğer ctp taklitseniz hepsine e, kullanacak bir oyun modu yani elinizdeki bütün kategori 3'leri burada kullanabilirsiniz. E, benim tek merak ettiğim nokta şu e, mesela altın ligde. Gereksinim böyle. Ee, şöyle lig bilgisine bakalım. Altın ligden sonra platin lig var, sonra vibranium lig var. Vibranium'u biz bir hafta oynayacağız. Ondan sonraki hafta acaba gereksinimde değişiklikler olabilir mi? Ben bunu çok merak ediyorum. Acaba her hafta farklı gereksinimler isteyebilir mi? Yani bu gerçekten e, merak ediyorum. Bence hani çok değişiklik olmaz gibi geliyor? Hep aynı olur vibranium lig ama eğer haftadan haftaya değişiklik gösterirse biraz daha hoş ve güzel olabilir gibime geliyor en azından? Her hafta aynı takımları kullanmayız diye düşünüyorum. Ben siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum. Burada farklı farklı gereksinimler olacak gibi duruyor. Bu gerçekten çok çok güzel ama dediğim gibi hala takım savaşının ödül kısmı çok çok berbat. Gerçekten en azından 5. yıla girdiğimizde buranın veya tüm oyun motorunun ödüllerinde yavaş yavaş değişikliğe hatta yavaş yavaş değil direkt olarak değişikliğe girilmesi gerekiyor. Devam ediyorum yine. Yani gerçekten sıkıntılı bir konu. Oyunun ödül sisteminde çok büyük sıkıntılar var. Çok böyle köklü bir değişikliğe gidilmesi gerekiyor. Umarım 5. yıla girdiğimizde artık oyun modlarının bir çoğunda değişiklik görürüz. Çünkü oynadığımız birçok oyun modu çok saçma. Gerçekten hani ödül bile yok bazıları çok boş oyun modları gerçekten inanılmaz boş oyun modları ve bunların ödül sistemine güzel bir düzen getirilmesi gerekiyor. Hani baş düşman bile oynuyoruz ama yüksek katlara çıktıkça küp çıkma oranı artmıyor bile. Hani gerçekten bu mantıksız. Tamam burada bir Fatih seviyesi var belki. Ee, neredeydi o? Şöyle hemen bakalım. Heh burada. Fedet seviyesi var ama bu da hani çok çok Saçma gibi geliyor hani yani biz yüksek katlara çıktıkça küp düşme oranının veya kitap düşme oranının bence çok mantıklı bir şekilde artması lazım. Hani zorlaştıkça bunu olması lazım diye düşünüyorum. Bunu zamanla göreceğiz. Her neyse ben bugün takım savaşından bahsettim. E, takımlardan bahsettim. Hangi takımlar kullanılabilir bunlardan bahsettim. E, şimdi biliyorsunuz burada Sharon Rogers'ı kullanıyoruz. Hani e, çok yüksek skorlar çıkarabiliyor burada çok büyük alternatifler var çünkü serbest kısım yani en iyi skor atan karakteriniz kimse onu kullanın ama bu e, Sharon Rogers gibi gözüküyor. Bu hafta ne Mr Fantastic kullanabiliyoruz ne Luna Snow kullanabiliyoruz hiçbirinin yeri yok hiçbirinin kısmı yok. Burası biraz sıkıntılı olmuş e, ama güzel tabii ki en azından farklı karakterleri kullanmak zorundayız. Hani elimizde bir Quicksilver varsa bir Thor varsa neden bizi bunları yaptık demiyoruz. Bu açıdan çok güzel. Ama dediğim gibi ödül bakımından çok çok saçma. Daha toru denemedim. Ne kadar skor çıkaracak bilmiyorum ama maksimum bendeki tor 1 milyon çıkarır gibime geliyor. Yani o civarlarda çıkarırım gibime geliyor. Ya onun haricinde e, Sharon Damor 2 milyon falan çıkarıyor. Onlarla biraz daha düzgün oynamam lazım. Dikkatli oynamam lazım. E, onu da kafamı toplayınca bir gün oynuyorum zaten. Hepsinde maksimum skorumu çıkarıp bırakıyorum. E, öyle yani. Onun haricinde Kaplan Marvel'ın da yine günü yokmuş bu hafta. Ve böyle birçok karakterin en azından günü yok. Thanos'un da yok. Ya, bu günü yok diyorum ya. İşte skordan alışkanlık bu bölümü yok diyebilirim. Bölümü yok. Doğru bir tablo olur bence. Bu şekilde hani e, güzel bir şekilde devam ediyoruz. Yani takım savaşında ben şu anda oynadığım oyun modundan keyif alıyorum. Hani en sevdiğim iki oyun modun arasına girdi şu anda takım savaşı ve üstün başman. Bu şekilde devam ediyorum. Bu arada dün bir üstün başmanla da 79. kata geldim artık. O da ne? Black Dwarf Kara Cüce, e, Cool Ops hangisi derseniz. Burada da 80'e Artık geldim. E, gereksinim olarak Karadolu istiyormuş. Bu da çok rahat bir şekilde oluyor. En kısa sürede de Karadolu kategori 3'ü de bekliyorum. Onu da üstün başmanda kullanmak için e, gerçekten iple çekiyorum böyle. Her neyse artık sırada chorus var. Onu da dün iki kere oynadım. Bir Namorla bir de Deadpool Fox Sharon taktiğiyle oynadım ve 75 75'e geldim. Bugün 76, 77. Bugün 79'a geliyorum burada da. Bu da oldukça iyi. Yani demek oluyor ki önümüzdeki hafta tamamlayan üstün başkan videoları sık sık gelecek gibi geliyor. Özellikle Proxima'da Cool Obsidian'de ve Corbus videolar çekeceğim gibi geliyor. Belki Ebony da video çekebilirim. Duruma bakarım. Ee, bu şekildeydi bu video. Gerçekten umarım beğenmişsinizdir. Hani bu haftanın alternatifi biraz az gibime geldi. Çünkü kullanılacak karakter neredeyse yok. Yani e, özellikle şu evrensel kısmında Thor yani onun alternatifi yok. Namor'da hani bir alternatif Apokalips var. Onun haricinde Quicksilver'ın da bir alternatifi yok gerçekten. Ve e, sadece hani kadın mutantta da Jean'den başka alternatif yok. Belki ışın kahraman erkek kısmında alternatif olabilir. E, Sharon'un da bana kalırsa çok fazla alternatifi yok. Eğer son kostüm varsa Sharon'da tam olarak alternatifsiz bir karakter burası için gerçekten hani <laughs> bu haftanın karakterleri belli. Benim dediğim gibi çok merak ettiğim konu Vibranium League'e çıkınca haftadan haftaya gereksinimler değişecek mi? Ben bunu merak ediyorum. Genelde Netmarble böyle bir şey yapmaz gibime geliyor. Her hafta aynı Vibranium karakterleriyle oynarız gibime geliyor. Ama bunu merak ediyorum. Sizce nasıl olur? Bunu da mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Bugünkü videomuz bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer istediğiniz videolar varsa, farklı farklı videolar varsa mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Birkaç tane video önerisi yaptınız. Onları aklımda mutlaka en kısa sürede çekeceğim. Haberiniz olsun. Ve bu video bu şekilde de. Ben izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı mutlaka yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.